Malum e, dünya ve Türkiye şu anda bir virüs salgınıyla karşı karşıya. Bu virüs salgını çerçevesinde bir takım tedbirler alındı. Devletler bir takım tedbirler aldı. Türkiye'de e, Türkiye Cumhuriyeti'de de bir takım tedbirler alarak e, özellikle 65 yaş ve üstü e, yaşlılar ile e, 20 yaş ve altı genç ve çocukların evde kalmalarına e, karar verdi. E, gerçi ben 65 yaşın üstünde değilim. E, 63 yaşındayım. Dolayısıyla bu yasak kapsamda değilim ama ben de sağlığımı korumak için dışarıda çok işimde olmamasından dolayı şu anda evde bulunuyorum. Evde vakit nasıl vakit geçirdiğim sorunuza sorununza geçirdiğime ilişkin sorunuza cevap vermeden önce bu virüs nasıl ortaya çıktı? Bu virüs dünyayı bir anda nasıl etkisini aldı? Bu virüse neden olan yol açan nedenler nedir? Bunlar üzerinde biraz durmak gerekir diye düşünüyorum. Bu virüs aslında deyim yerindeyse yıllardır gelirim diyen bir salgın eee niye derseniz çünkü kapitalist sistemin ya da insanların doğa üzerinde yaptıkları büyük tahribatın işte doğa kaynaklarını kendi çıkarları için fauliyatça kullanmaları, doğanın her alanına ya da yaşamın canlı yaşamın her alanına girerek o kaynakları tahrip etmelerinin sonucu ortaya çıkmış bir salgındır. Değim yerindeyse demin de söyledim, bağıra bağıra gelen bir e, salgındır. Bu, bu nedenle önümüzdeki süreçte e, yapılacak bilimsel değerlendirmeler mutlak surette nedenini daha açık şekilde ortaya koyacaktır. E, ancak görünen o ki bu sistemin bu e, doğa saldırısı ya da doğa tahribatı devam e, ettiği sürece önümüzdeki süreçte başka salgınlarla karşı karşıya kalmak kaçınılmazdır. Daha ağırlarının, belki dünyayı sona götüren e, salgınların olabileceği de yine bir bilim çevrelerinin yaptığı açıklamalardan anlaşılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte uzun yıllardır dünyada mücadele veren, çevre mücadelesi veren aktivistlerin güçlendirilmesine, bu aktivistlerin desteklenmesine, hatta çevre mücadelesine ya da işte doğa tahribatına karşı verilecek mücadelelerin kitleselleşmesine, kitlesel olarak insanların bu tür tahribatlara karşı çıkmasına ihtiyaç var. Bu yapılmadığı takdirde kaçınılmaz olarak bu tür salgınları yaşamaya devam edeceğiz. E, evde nasıl vakit geçiriyorsun e, diye sorarsanız, iki ay aşkın bir süredir evdeyim. E, zaman e, işte demin de söyledim, 65 yaşın içinde olmadığım için zaman zaman e, mahalledeki parkta yürüyüşler yapıyorum, çıkıyorum, yürüyüşler yapıyorum. Evde e, ise e, genelde kitap okuyorum, yazı yazıyorum. E, yine uzun yıllar genel başkanlığı yaptığım Diske Balotü Mevlütleri Sendikanı'nın tarihini yazıyorum. Eee yani e, vakti evde vaktimi boş geçirmiyorum ama e, şunu da söylemem gerekiyor, ki, itiraf etmem gerekiyor ki biz e, bu süreçte evimizi tanımış olduk. Evde kalmanın ne olduğunu görmüş olduk. Belki uzun yıllardır koşturmacalar nedeniyle kendimize ayıramadığımız zamanı ayırma şansımız oldu. Yani kendimize zaman ayırma fırsatı bulduk. Bu anlamda da iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak e, bunun e, süreklileşmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. çünkü e, ee, gördüğüm kadarıyla sistem bu e, şeyi bu salgını insanları eve hapsederek fırsata çevirmeye çalışıyor. İnsanları birbirinden uzaklaştırmaya, kopma, koparmaya çalışıyorlar. Bu nedenle ben e, baştan beri e, kullanılan sosyal mesafe deyiminin yanlış olduğunu, bunun bilinçli olarak kullanıldığını düşünüyorum. Çünkü e, olması gereken sosyal mesafe değil, fiziki mesafedir. E, virüs dokunmayla temasla bulaştığına göre ya da işte aynı ortamda bulunmakla bulaştığına göre olması gereken insanların birbirlerine uzak olmaları. fiziki mesafe olması aralarında sosyal bir mesafe değildir olması gereken. Önümüzdeki süreçte şimdi alınan tedbirlere baktığımızda gerek dünya çapında gerekse Türkiye'de alınan tedbirlere baktığımızda ben devletlerin yeterince tedbir aldığını düşünmüyorum. Özellikle merkez kapitalist sistemin uygulandığı Büyük devletlerde, Amerika, Birleşik Devletleri, İngiltere gibi devletlerde ya da karın önde olduğu, paranın insan hayatının daha önde tutulduğu ülkelere baktığımızda ya da popülist ülke yönetimlerin olduğu ülkelere baktığımızda sanki bu virüs herkes bulaşsın, herkes bu virüsü atlatsın. Bu arada ölen ölür, kalan sağlar bizimdir anlayışı hakim. Bu nedenle önümüzdeki süreçte dünya çapında sosyal devletin öne çıkarılması, sağlık ve sosyal güvenlik alanında yatırımların geliştirmesine gerek var. Zira bu süreçte gördük ki sosyal yönden güçlü devletler ya da işte sağlık altyapısı iyi olan devletler süreci daha kolaylıkla mücadele ediyorlar. Virüsle daha kolaylıkla mücadele ettiler. Daha çabuk atlatabildiler. Bu anlamda da önümüzdeki süreçte bir e, e, anlamlıdır, diye. süreçte verilecek mücadeleler önemlidir diye düşünüyorum. Türkiye'ye baktığımızda ise Türkiye'de ben e, alınan tedbirlerin de yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sürecin şeffaf olarak yönetildiğini de düşünmüyorum. E, 18 Mart 2020 tarihinde Çankaya Köşkü'nde yapılan virüsle mücadele zirve toplantısından sonra Cumhurbaşkanlığı yaptığı ve açıkladığı ekonomik e, kalkan, İstikrar Kalkanı programında e, alınan tedbirlerin e, genelde sermayeyi teşvike ya da sermaye kaynak aktarmaya yönelik olduğunu, e, bu ülkede asgari ücretle e, çalışan em, e, işçilerin, milyonlarca işçinin, milyonlarca emeklinin, e, kamu çalışanının yine e, asgari ücret düzeyinde ücret alan e, çalışanların korunmasına yönelik tedbirlerin olmadığını e, gördük. Bu e, paket içinde açıklanan yaş 65 ve yaş üstü, e, üstü insanlara e, maske ve kolonya ulaştırılması ise uzun süre sağlanamadı. E, e, oysa bu insanların, e, oysa gerek asgari ücretle çalışanların, gerek yemeklerin, e, gerekse diğer e, emeğiyle yaşayan insanların e, bu e, süreçte e, harcamaları artmıştır. Hem bilim çevrelerinin ve... E, devleti yönetenlerin yaptığı açıklamalar yaptığı açıklamalarda belirttiği gibi hijyen ve beslenme açısından mutlak süretı harcamalar artmıştır Bu harcamaları karşılayacak şekilde de bu insanların desteklenmeleri gerekiyordu bu yapılmadı yine milyonlarca işçi üretim devam etsin anlayışıyla Cumhurbaşkanının zaman zaman işte üretim devam etmelidir anlayış açıklamasından da anlaşılacağı gibi üretim devam etsin anlayışıyla milyonlarca işçi, iş yerlerinde birbirlerine virüs bulaştırma riskiyle karşı karşıya çalışıyorlar. Bu anlamda 65 yaş ve üstüyle 20 yaş ve altının evde kalmalarının bir çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu çalışan insanlar eve geldiklerinde virüsü, bu virüsü evde kalanlara bulaştırma riskleri var. Yine 20 yaş ve altı çocukların gençlerin ve çocukların evde kalmalarına yönelik getirilen kısıtlamanın hemen ardından bu kısıtlamanın e, esnetilmesi 18 ve 20 yaş açısından arasında çalışanların çalışmaya gönderilmeleri kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu süreçte e, sadece Sağlık Bakanı'nın akşamdan akşama açıklama yapması ya da Cumhurbaşkanı'nın zaman zaman ulusal sesleniş açıklaması yapması yeterli değildir. Bilim çevrelerinin, e, meslek örgütü, TTB'nin bu konudaki açıklamalarının kısıtlanması, engellenmesi doğru bir yaklaşım değil. Türkiye'nin neresinde ne kadar hasta e, bulaşı var? Ee, ölü, e, ölüm, ölüm, sayısı gerçekten söylenen, açıklanan rakamı e, hepsi muamma. Bu anlamda da daha şeffaf bir süreç yönetilmeli diye düşünüyorum. Ee, önümüzdeki yıllarda verilecek mücadelelerde sosyal devletin geliştirmesi için dünya çapında bir mücadele ihtiyaç var. Tek tek ülkelerde verilecek mücadelelerin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu anlamda dünya çapında internasyonel bir danışmaya ve birlikte mücadeleye ihtiyaç var. Yine, e, bu yapılmadığı takdirde e, Başka salgınlarda daha ağır sonuçların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bütün bu açıklamalar işte sonra en son olarak normalleşme sürecinde AVM'lerin açılması, burada çalışan on binlerce insanın ve oraya alışverişe gidecek insanların virüs bulaşma riskiyle karşı karşıya olmalarına neden olan bir durumdur. Normalleşmeye henüz erken bu anlamda da tedbirler alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum tüm insanlara sevdiklerimize sağlık diliyorum, sağlıklı günler diliyorum.